Stuttgart muhteşem bir mekana daha kavuştu. Karizma Boathouse restoran ve catering firması düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çok sayıda kişinin katıldığı açılışta katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Geniş ve ferah bir mekana sahip olan Karizma Boathouse restoranda toplantı ve özel günlerinizde hizmet verilebiliyor. Karizma Boathouse restoranın işletmeciliğini yapan başarılı ve genç iş kadınları İlkay Akgün ve Gamze Taşkın gördükleri ilgiden memnunlardı. Boathouse'un bu akşam açılışındayız. Şu an yanımda Karizma Boathouse'un sahipleri İlkay Hanım ve Gamze Hanım var. Öncelikle kendilerini bir kısaca tanıyacağız. Daha sonra da iş yerleri hakkında bilgi alacağız. Evet İlkay Hanım, sizinden başlayalım isterseniz. Sizi kısaca bir tanıyalım. Ya benim ismim İlkay Akgün. Doğuma büyüme Almanyalıyım. Otel mesleğinden geldim. Bunu öğrendim yaptım 3 sene Schwarzwald tarafından. Yani gastronomi mesleğini yaptınız, okulunu bitirdiniz. Evet. 6 seneden beri Stuttgart'tayım. Daha önce 6 sene Karizma restoranları ve catering bölümü işletme müdürlüğü olarak çalıştım. Ve şu an Karizma Boat'un sahibilerinden birisiyim. Peki. Gamze Hanım'a geçiyoruz. Evet Gamze Hanım, sizi de tanıyalım. Merhaba, ben Gamze Taşkın. 30 yaşındayım. Almanya'da uluslararası aşçılık öğrendim. Türk mutfağına Karizma sayesinde ve İlkay Hanım sayesinde yeni geçtim. Ben de uzun yıllardır gastronomide çalışıyorum. Bundan önce de birçok yıldızlı restoranlarda çalıştım. Ve burada olmaktan, İlkay Hanım'la olmaktan çok mutluyum. Şu an yanımda o zaman diyebilirim ki gastronomi konusunda iki tane tecrübeli bayan var. Evet gerçekten yani bu işte tecrübeli olmak, okulunu okumak veya bu işi daha önceden yapmış olmak çok önemli. Kalite hizmeti, daha kaliteli bir hizmet verebilmek için. Evet, bize kısaca Karizma Boathouse'da yemek çeşitlerinden veya ne tür menüleriniz var? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Onu da Gamze Hanım'a sorayım. Evet. Karizma Boathouse genel olarak klasik Türk mutfağını sunuyor. Yalnız cateringlerimizde uluslararası mutfak sunuyoruz. Hani yok yok diyebiliriz.